Manisa'da örtü altı yetiştiriciliğinin geliştirilmesi ve düşük gelir seviyesindeki ailelerin ekonomik durumlarının iyileştirilmesi amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin geliştirdiği seracılık destekleri meyvesini vermeye başladı. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 2016 yılından beri 9 ilçenin 64 mahallesinde seracılık desteği verdi. %75'e varan hibe desteğiyle seracılığa geçen üreticinin hem yüzü güldü hem de cebi doldu. Öyle mi? Şunu alayım ben bak. %75 gibi büyük bir hibe oranıyla çiftçilerin derdine derman olan Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne memnuniyet mesajları yağıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bircan Gencoğlu, Kırsal Hizmetler Şube Müdürü Yılmaz Usta ile birlikte Kula'nın Dereköy Mahallesi'ndeki çiftçileri ziyaret etti. Büyükşehir heyeti hibe desteği verilen seralarda da incelemelerde bulundu. Evet. En aşağı 354 gram geliyor bu. Evet. Dün çektiler müşteriler bu değil. Fiyat olarak da daha pahalı bu. Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle üretime başladıkları seralarda eskisine oranla daha fazla ürün yetiştiren üreticiler aşırı yağmur, dolu gibi afetlerden etkilenmiyor. Üreticilerin memnuniyetlerinin oldukça fazla olduğunu söyleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bircan Gencoğlu toplamda 220 adet serayı üreticilerle buluşturduklarını ifade etti. Şimdi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak meyveciliğin geliştirmesi projesi kapsamında 2016 yılı içinde 100 adet, 2017 yılı içinde 120 adet, totalde 220 adet sera kurulumunu gerçekleştirdik. Bunun için kriterler koyduk. Şunu da belirtmek istiyorum. 9 ilçede, 64 mahallede bu kurum gerçekleştirildi. Soma, Sarıgöl, Selendi, Kula, Kırkağaç, Köprübaşı, Alaşehir, Demirci, Gördes ilçelerinde kurulum gerçekleştirildi. Bunun için şöyle kriterler koyduk. Nedir? ÇKS sistemine kayıtlı olması, bulunduğu alanda ikamet etmesi, yani seranın istediği bölgede ikamet etmesi, aktif sigortalı olmaması, yani Tarım Bağkur hariç herhangi bir sigortası olmaması, en az 400 metrekare, 500 metrekare arazinin olması gibi. Şu anda biz Kula'dayız, Dereköy mahallesindeyiz. Burada 24 adet sera kurulumu var. 2016'da 16 adet, 2017 yılında da toplam 27, yani totalde 42 adet sera kurulumunu gerçekleştirdik. Onun dışında vatandaşlar gerçekten memnun. Mart ayında başladık kontrollere 3 aylık süreç içinde, yani Mart, Nisan, Mayıs aylarında tek tek arkadaşlarımız, teknik personellerimiz, ekibimiz araziyi tek tek gezdiler. Seraları, hani şikayet var mı, ama büyük, zaten tamamıyla memnuniyet gördük. 2016 yılında 100 adet vermiştik dedik. Memnuniyet o kadar çoktu ki, hani Sayın Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda vatandaşın talebi üzerine 120 adet daha verelim dedik. Yani biz talepler doğrultusunda zaten hareket ediyoruz. Yani sağ olsun başkanımız bu anlamda çok duyarlı üreticiye karşı. Bazı mahallelerin neden hibe desteği almadığını da açıklayan Gencoğlu, hibe desteği sağlanan bölgelerde üretim kapasitesinin oluşturulmasını amaçladıklarını söyledi. Bir de şunu, hani vatandaşın da dikkat çekmesini istiyorum. Hani bazı yerlere veremedik, toplu olarak vermeye çalıştık bazı mahallelere, bölgelere. Neden? Çünkü biz o bölgede bir üretim kapasitesi oluşturmaya çalıştık. Yani bir potansiyel oluşturmaya çalıştık. Niye? Çünkü pazarlaması, hani girdi olaraktan daha kolay, yani karşılaması açısından, yani asgari, en asgari düzeye indirmek açısından sıkıntılarını, yani bu anlamda potansiyel olan yerlere vermeye çalıştık. Kulalı üreticiler yapılan bu destekten duydukları memnuniyeti Manisa Büyükşehir Belediyesi televizyonuyla paylaştı. Önceden yoktu, hiçbir şeyimiz yoktu. Pazarda böyle bir şeyler hani götürüp satamıyorduk. Şimdi daha iyi oldu. İstediğimiz gibi mesela her şeyimizi alabiliyoruz. Çoluğumuzu, çocuğumuzu. Allah razı olsun. Bin kere de başımızda kınlar devletimizden, Cengiz Ergün'den. Bin kere razı olsun. İyi oldu. Pazarda götürüyoruz, bol derin satıyoruz, evimizde yiyoruz. Hani eşimizle, dostumuzla da yiyoruz. Allah daha da bol bol herkese de vermek nasip etsin. Daha da ilerlerde genişelsin Türkiye'miz için, bütün insanlarımız için. Hani çok iyi bir şey sera.
Peki severek mi bakıyorsunuz? Bakımı nasıl? Çok iştahlı bakıyorum. Mesela ben içine girdim mi bir sevecenle yaklaşıyorum. Meyvemiz, sebzem olsun, salatalık olsun, domates. Ben insan başka oluyor ilk çıkışında. Yedi mi de çok hoş oluyor, güzel oluyor. Şimdi artık sevgiyle büyütüyorsunuz. Evet, evet, çok heyecanla, çok sevgiyle bakıyoruz, yetiştiriyoruz. Elimizden geldiği bir bebek gibi bakıyoruz seri. Allah da çok razı olsun. Daha da bir çıkarsa daha düşünüyoruz. Yaptırımı inşallah bir daha çıkabilir. Memnunuz biz Seralı'dan. Çok teşekkür ettik sizden de, başkanımızdan da, devletimizden de, herkesten de. Ayağınızı sağlık. Geldiğiniz için, bizleri düşündüğünüz için. Memnunuz, çok memnunuz. Çünkü daha önceden biz erken ürün satamıyorduk. 1 lira 2 lira zaten. Şu an 4 lira 5 lira biber, domates satıyoruz, salatalık satıyoruz. Çok memnunuz. Allah razı olsun bin kere. Ürünleriniz değer kazandı. Evet, değer kazandı işte sera yüzünden. Sera olmasa bolluk oluyor, uzmanı para etmiyor. Seralarda memnunuz. Ama her taraf tertemiz oldu. Seralarımız çok güzel. Allah razı olsun deriz. Bin kere Allah razı olsun. Çok memnunuz. Hayatımız değişti. Biz bunu zaten verdiğimiz parayı ilk sene aldık. Bu sene kendimizi çalışıyor. Allah razı olsun yapanlardan. Önce biz tarla ekiyorduk. 2 ay sonra çıkarıyorduk domatese. Şimdi 2 ay önce çıkarıyoruz. 5 lira domates sattık. Allah razı olsun. Bu iş işte dolu yağmur görmüyor bu. Yani bu böyle daha iyi. Verilirse ben 2 tane de alacağım. Ya çok memnunuz. Seramız bayağı tam şey oldu. Randıman aldı. Güzel. Peki karşılıyor mu şimdi ihtiyaçlarınızı? Karşılıyor. Çok güzel. Bayağı güzel para ediyor domates, şey, salatalık. Karşılıyor yani. Peki öncesinde nasıldı? Şimdi nasıl? Aradaki fark ne? Şu an ya sera olmadan önce. Sera olmadan önce şey yoktu yani, ası yetiştiremiyorduk. Yani para kazanamıyorduk. Çünkü hepsi birden çıkıyor. Ondan sonra para kazanamıyorum. Fiyatlar düşüyor. Bu şekilde para ediyor. İlk çıkardın mı para çok güzel ediyor. Peki sera kurulmadan önce yağmur dolu oluyor muydu? Oluyor tabii. Onun faydası da oluyor. Doluya dolu şey olmuyor yani, faydası oluyor. Çok faydası oluyor. Yağmur dolu vurmuyor mu artık? Vurmuyor. Geçen bir kuvvetli dolu oldu, hiç şey etkilemedi yani laylonları. Çok güzel. Ürünlerinize hiçbir şey olmadı. Olmadı. Rahat rahat yetiştirebiliyorsunuz. Evet, rahat rahat. Çok güzel, memnunuz. Vallahi çok memnunuz. Teşekkür ederiz yani kendisine. Çok memnunuz. Gayet memnunuz. İnşallah daha da seracılıktan çok memnunuz. İnşallah bir daha Cengiz Ergün verirse inşallah daha memnun kalacağız. Çünkü salatalığımız değerli satıldı. Domateslerimiz değerli şu an, biberlerimiz şu an değerli. Çok güzel para kazandık. Dışarıda bu şeyi alamıyorduk biz. Bu parayı kazanamıyorduk. Bu parayı daha güzel kazandık seranın içinden. İnşallah daha da memnunuz. Biz bir daha sera kazanı almak istiyoruz. Peki sera kurulmadan önce neler yapıyordunuz, nelerle mücadele ediyordunuz? Şimdi ne değişti? Aynı salatalık yapıyorduk. Domates, karnabahar, lahana, ıspanak ne edersek her şeyi yapıyorduk. Ama bu şeyi alamıyorduk. Şu parayı alamıyorduk. Evet, hepsi bir anda, herkesin bir anda çıkıyor. Bizim de öyle. Hepimizin toplu anda çıktığı anda fiyat düşüyor. Şu anda fiyatları ilk önce çıkardık. Yaklaşık 2 aydır satıyoruz. Memnunuz. Çünkü 5 milyondan başladık, hala 5 milyondan gidiyoruz domateslerimize. Biberimiz de öyle. Kendimiz yetiştiriyoruz, kendimiz satıyoruz. Gayet memnunuz bu seradan. Yağmur çamur oluyor muydu? Evet, daha yağmur çamur oluyordu. Seranın içinde yağmur yağdığı zaman evimden çıkıyorsun. İçinde çay içiyorsun, atlıyorsun da. Gayet memnunuz içinde. Sabah erkenden giriyorsun serinlikte, atlayıp evime gidiyorsun. Çünkü yağmur yağdığı zaman da giriyorsun. Gayet memnunuz laylonun altında. Memnunuz Cengiz Ergün'ümüzden. Çünkü kanasyonlarımızı yaptı. Alt geçitlerimize taşımızı döşedi. Seracı verdi. Gayet koyunumuzu, geçimizi yağ veriyor köylülerimize, genç çiftçilerimize. Bu ara devamlı yardım yapıyor. Yani memnunuz. Gayet memnunuz. Çok memnunuz. Başkanımızdan Allah razı olsun. Bizi bunlar önde olduğu için daha önce bizim bir seramız vardı. Ama bunlar daha güzel. Verirlerse mümkünse biz tabii alma niyetimiz var tabii. İlla ki. O kadar memnun kaldınız ki bir daha istiyorsunuz. Yani illa ki. Versinler 5 tane mi? 5 tane alırım. Yeri müsait. Başkanımdan Allah razı olsun. Yağmur, afat çok oluyordu mesela. Şu yağmurdan bu sene. Mesela yağmur çok bu sene. Bol ama dışarıda mahsuller yok. Ama şu an seralarımızdaki mahsuller güzel. Yani bakana güzel. Bakmazsan. Yani ne dedi, atasözü vardı. Bakarsan bak, bakmasın da olur. Ama bu sene Allah razı olsun yani, çok güzel. Hiçbir şeyden etkilenmediniz. Hayır, evet, etkilenmedik. Cengiz Ergün'ün başkanımıza Allah razı olsun. Onlara da 1000 kere razı olsun. Biz, onlar var, biz de varız. Onlar olmadılar, biz ne yapalım? Yardımcı olur, Allah razı olsun yani. Biz onlara destek çıktı. Onlar biz destek çıkıyorlar ama daha fazla çıkıyorlar biz. Allah 1000 kere razı olsun. Verirse bir daha alırız.
Vatandaşın talepleri çok memnun vatandaş. Daha fazlasını istiyorlar. Cengiz Başkanımızdan da Allah razı olsun bizi hiçbir zaman geri çevirmediler isteklerimize. Yani memnun vatandaşımız memnun. Biz de memnunuz. Önceden etkileniyorlar mıydı yani yağmurdan doludan? Tabii etkileniyorlardı. Şimdi keşke diyor daha önceden Serala ilk çıktığında keşke yazılsaydık. Daha isteklerimiz bollardı. Yani inşallah devamı gelir. Çalışmaları gördünüz. Vatandaşım köylüm bayağı güzel bu işi yapıyor. Yani biraz yapanı vereceksin bu işe. Yani bir gayrını boşu boşu masraf etmesin vatandaş. Allah razı olsun müdürlerimizden, başkanlarımızdan. Hiçbir zaman geri çevirmediler isteklerimize. Daha fazlasını bekliyoruz. Kazançları arttı mı köylünün? Tabii ki. Tabii ki. Şu anda çok memnun vatandaş kazancından. Yani güzel. Büyükşehir Belediyesi'nin genel anlamda yatırımlarını beğeniyor musunuz? Köyünüze neler yapıldı? O daha ayrı bir şey. Çok sağ olsun Allah razı olsun. Altyapımız, üst yapımız hepsi yapıldı. Su şebekelerimiz değişti, depolarımız güzelleşti. Allah bin kere razı olsun. Cengiz Başkanımızdan, Hüseyin Başkanımızdan, Tosun'dan, müdürlerimizden, hepsinden Allah razı olsun.